O zaman soruyu size şöyle soruyoruz. Siz bu hususta ayetlerden, hadislerden, hatta selef ulemasından da delilleriniz olduğunu söylüyorsunuz. O zaman sizden bu delillerinizi şöyle başlamadan bir şeyi düzeltelim. Şu Buyurun. Konuda biz Ömer Faruk Hoca ile zaten aynı düşünüyoruz. Yani Allah'ın bir mekanda olmayacağı, bir mekanın Allah'ı kuşatamayacağı, Allah'ın cihetlerden münezzeh olacağı, yarattığı hiçbir şeyin Allah'ı ihata edemeyeceği konumuz bu değil zaten. Yani çünkü bunu söylediğimiz zaman zaten bu innallaha ganiyun anil alemin. Allah bütün alemlerden müstağnidir. Hiçbir şeye Allah'ın ihtiyacı yoktur bu anlamda. Fakat burada sorun bence Ömer Faruk Hocam'ın söylediği şey değil tam olarak aslında. Sorun daha köklü bir ayrışma var. İki metot farkı var, iki uslup farkı var. Yani günün sonunda meramımızı izah ettiğimizde evet aynı noktaya geliyoruz. Meramımızı izah ettiğimizde. Ama o meramımızı izah edinceye kadar mesela hangi naslar muhkemdir, hangi naslar müteşabihtir? Teşbih nedir? Yani ne yaptığımız zaman teşbihe düşmüş oluruz, ne yaptığımızda teşbihe düşmüş olmayız. Örnek veriyorum. Bunlar da birbirimizden çok farklıyız. Şimdi Ömer Faruk Hocam da müsaade ederse ben bu tartışmanın zeminini oluşturayım. Yani ayet, hadis ve selefin olaya yaklaşımı, tevil meselesiyle bir zemin oluşturayım. O zemin üzerinden artık karşılıklı söyleyelim. Fakat usul belirleme gayreti o zaman şu an yapacağımız için. Aynen öyle. Tamam. Şöyle bir şey var. 5 dakikada bitmeyebilir. Çünkü Ömer Hocam'ın cevapları da bu ilk giriş için söylüyorum. 5 dakikada bitmeyebilir. İlk zamanda bize biraz genişlik tanıyın. Hiç problem inşallah şey yaparız. Bismillah. Şimdi biz bugün Allah Celle Celaluhu'ya kulluk etmek isteyen bir mümin olarak Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman iki çeşit nas görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bir tarafta Allah Celle Celaluhu diyor ki işte emintum men fis sema. Gökte olandan, tabi Ömer Hocam'ın söylediği gibi yani en fevkte olandan anlamında bunu anlıyoruz. Ala anlamında anlıyoruz bunu. Emin mi oldunuz diyor. Ama başka bir ayet-i kerimeyi okuyoruz. Allah Celle Celaluhu diyor ki huve ma'akum eynemâ kuntum. Nerede olursanız Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. Açıyoruz mesela Kur'an-ı Kerim'i. Allah Celle Celaluhu diyor ki ileyhi yas'adul kelimut tayyib. Güzel söz Allah'a yükselir. Bunun gibi birçok ayet var. Ama başka bir taraftan Allah Azze ve Celle diyor ki fe eynemâ tuvellu fe themme vecihullah. Nereye yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır diyor. Şimdi ben bir mümin olarak bu ayetlere baktığım zaman bu ayet gruplarından hangisi muhkem, hangisi müteşabih? Hangisi asıl, hangisi ferh? Hangisi asıl olarak kabul edilmesi gereken, hangisi tevil edilmesi gereken? Bana burada şer'i bir şey lazım. Bana burada şer'i bir usul lazım. Şimdi benim iddiam odur ki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamber'in sünnetine baktığımız zaman ve selef ulemasının ayetleri tevil, tefsirine baktığımız zaman apaçık bir şekilde şunu görüyoruz. Allah Celle Celaluhu arşına istiva etmiş. Semavatın da fevkundedir. Diğer bütün ayetler de bu anlayışa göre tevil edilmek, bu anlayışa göre anlaşılmak zorundadır. Yani asıl olan Allah'ın semada oluşudur. Fer olan ise Allah'ın bizimle beraber olması, nereye yönelsek Allah'ın Celle Celaluhu bizi görmesidir. Peki nedir bu konuda benim şeyim, benim bu konudaki delilim? Şimdi önce girmeden hocama da bir şey söyleyeceğim. Biz bir şairin beytini tahlil etmeyeceğiz. Veya biz burada edebi bir metin üzerine işte yorum yapmayacağız. Biz burada alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamını ve şer'i bir bilgiye nasıl ulaşacağımızın yolunu çizeceğiz. Haliyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi فَمَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Hangi konuda ihtilaf ederseniz edin, onun hükmü Allah'a aittir. Buradaki şey nekire olması hasebiyle akaid de buna dahildir. Furuat da buna dahildir. Şeriatın bizim aramızda hakem olması lazım. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de biz birinci grup ayetin Allah'ın semada olduğunu söyleyen ayetlerin muhkem olduğunu görüyoruz. Neye göre bunu söylüyorum? Şuna göre söylüyorum. Şimdi Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de muhkem ve müteşabihten bahsettiğinde huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu müteşâbihat. Sana kitabı indiren Allah'tır. Onun içerisinde muhkem ayetler vardır. Onlar kitabın anasıdır. Bir de onun içerisinde işte müteşabih olan ayetler vardır. Şimdi Araplar neye kelimesini neye izafe ederler? Yani bir şey bir şeyin anasıdır demek istediklerinde ne tür şeylere bunu söylerler? Mesela ilk sözlüklerden Halil İbn-i Ahmed Ferahidi'nin Kitabul Ayni ki vefat tarihi 170'tir. Yani Kur'an'ın nuzulüne en yakın dil bilimcidir. Bu diyor ki ummut tariqi mu'zamuhu. Yani yolun büyük kısmına, en fazla olan, en geniş olan büyük kısmına Araplar şey derler, derler. Ezheri de Tehzibul Luga'da aynı şekilde. Onun da vefat tarihi 370'tir. O da diyor ki ummut tarik mu'zamuha. Yani bir yol genişse eğer onun en büyük kısmına Araplar ummut tarik diyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetler, kitabın anası olan ayetler bir konuya delaleti en fazla olan ayetlerdir. Müteşabih diyebileceğimiz yoruma açık olan ayetler ise daha az olan şeylerdir. Ki İmam Ahmed'in müteşabih tanımı da budur. Yani İbn Hani'nin ondan naklettiğine göre muhkem nedir, müteşabih nedir ey Ahmet dediğinde tek vecih üzere gelen, hep aynı şeye delalet edenler muhkemdirler. Farklı yerlerde, farklı şekillerde kullanılanlarsa müteşabihtirler diyorlar. Şimdi peki Kur'an-ı Kerim'de nasıl ayetler var? Ben burada İmam Zehebi'nin El-Ulu kitabından Allah'ın uluğuna, yüceliğine delalet eden naslar Edva-us Selef, Mektebetu Edva-us Selef 1995 1. tabadan 11. sayfadan itibaren İmam Zehebi'den. İlk başta Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in 7 ayrı yerinde Er-Rahmanu alel arş isteva diyor veya thumme isteva alel arş. Allah Celle Celaluhu arşa istiva etmiştir diyor. Aynı kelimeyle, aynı lafızla Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu tekrar tekrar arşa istiva ettiğini söylüyor. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu, mesela biz onun bir sıfatını biliyoruz. Allah Celle Celaluhu bütün işleri tedbir edendir. Rububiyetinin gereği olarak bütün işleri tedbir eder. Nasıl tedbir eder bütün işleri? يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Allah Celle Celaluhu gökyüzünden yeryüzüne doğru bütün işleri tedbir eder buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka mesela güzel şeyler, salih ameller Allah Celle Celaluhu diyor ki اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبِ Güzel şeyler Allah'a Celle Celaluhu doğru yükselir. İsa Aleyhisselam'ı anlattığı yerlerde mesela biz diyoruz ki Ehli Sünnet inancına göre İsa Aleyhisselam vefat etmemiştir. İsa Aleyhisselam ölmemiştir, vefat etmiştir. Vefatla ölüm arasında bir fark vardır ve tekrar nuzulü olacaktır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ederken diyor ki İnni muteveffike ve rafi'uke ileyye. Seni vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim diyor. Yahudilerin onu öldürmediğini anlattığında وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Onu öldüremediler kesin bir şekilde. Allah Celle Celaluhu onu kendi katına, kendine yükseltti buyuruyor. Mesela Mülk suresinde Allah Celle Celaluhu diyor ki اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ Gökyüzünde olandan emin mi oldunuz? Bu ayete tekrar döneceğim. Çünkü bu ayet ve Gafir suresindeki bir ayet selefin yolundan bu ümmetin nasıl saptığını, tevil, tefsir, tahrif adı altında nasıl ayetleri tahrif ettiklerini göstermek için önemli bir şey bu ayet. Mesela melekler ve ruh Allah'a yükselir. Diyor ki Rabbimiz Azze ve Celle تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّحُ اِلَيْهِ Melekler ve ruh Allah'a Celle Celaluhu yükselirler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ulu, semanın üzerinde olduğuna delalet eden ayetler Kur'an-ı Kerim'in muazzemini yani ummul kitap dediğimiz kısmını oluşturuyorlar. Şimdi ikinci bir meselemiz var. Bu Kur'an kime indi? Bu Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indi. Ve Allah Celle Celaluhu Peygamber'e diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Biz sana bu kitabı indirdik ki sen insanlara onlara indirilenin ne olduğunu açıklayasın diye biz sana bu kitabı indirdik. Yani Şimdi burada çok konu açıldı aslında. Yani bunları sıralıyorsunuz. Biraz şey yapsak mı hadislere geçmeden önce? Şimdi şöyle ben zemini oluşturayım tamam, hocam. Sonra tekrar dönelim isterseniz. Evet, tamam. Şimdi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah diyor ki biz sana bu kitabı indirdik ki sen bunu insanlara açıklayasın diye. Şimdi benim burada üzerime düşen şöyle bir vazife var. Kur'an-ı Kerim'den hangi ayetlerin muhkem, hangi ayetlerin müteşabih veya asıl ve fer olduğunu anlamak için gündelik hayatta Peygamberimizin hangi dili kullandığına bakmam lazım. Yani hangi lafızlar Peygamberimizin diline yansımış, aleyhissalatü vesselam insanlara kulluğu ve ibadeti öğretirken, onların gönlünü Allah'a bağlarken ne tür lafızlar kullanmış? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme baktığımızda, şimdi burada özellikle yine aynı şekilde Ulu kitabından İmam Zehebi'nin tasnif ettiği gibi hadisleri aynı şekilde tasnif ederek söyleyeceğim. İlk hadisimiz İmam Müslim'in de rivayet etmiş olduğu, tabi onunla beraber İmam Malik, Ahmet, Sünen sahiplerinin de bu lafızla rivayet ettikleri cariye hadisidir. İşte konuyu uzatmamak için söylüyorum. Bir adam cariyesine zulmettiğini düşününce gelip bunu Peygamberimize arz ediyor. Peygamber de onu bana getir diyor. Cariye Peygamberimize getirildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu lafzı söylüyorum. Eynallah, Allah nerededir? O da diyor ki Allah fisseme, Allah semadadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. Peki ben kimim? O da diyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Onu azat et çünkü o mümindir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisin farklı lafızları vardır. Ama bu hadisin bu lafzıyla İmam Müslim istişat etmiştir. Bu hadisin bu lafzıyla İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmed, İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi, İmam Bukhari, Halku Ef'alil İbad'da bu hadis ile, hadisin bu metniyle Allah nerede? Allah göktedir metniyle hadisin istişat etmişlerdir. Başka bir yine hadis muttefakun aleyh olan bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Yani gece ve gündüz dönüşümlü bir şekilde melekler size gelir, size uğrarlar diyor. Sabah namazında ve ikindi namazında. Sonra ne yaparlar peki? ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ Akşam yanınızda kalanlar sonra Allah'a Celle Celaluhu doğru yükselirler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani meleklerin yeryüzüne gelip müminlerle ilgili görevlerini tamamladıktan sonra nereye gidiyorlar bu melekler? Allah'a Celle Celaluhu doğru yükseliyorlar. Bu da İmam Bukhari ile Müslim'in üzerinde ittifak etmiş oldukları lafız. Yine aynı şekilde mesela İmam Zehebi'nin zikretmiş olduğu hadislerden bir tanesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam merhametli olmamızı istediğinde diyor ki "İrhamu men fil ardi, yerhamukum men fis sema." Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki gökyüzünde olan da size merhamet etsin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari'den yine nakletmiş olduğu bir hadis var. Zeynep annemiz radıyallahu anha nikahı diğer eşlerinden farklı olduğundan ötürü diğer kadınlarla arasında bir sorun çıktığında, kumalarıyla tartıştıklarında onlara şöyle övünüyor. Diyor ki sizi zevvecekunne ehalikunne, yani aileleriniz sizi evlendirdi ama beni 7 kat göğünün üzerinden Rabbim evlendirdi. Bir rivayette de semada benim nikahımı kıymış oldu diyor. İmam Bukhari her ikisini de zaten nakletmiş oluyor. Bir başka rivayet yine aynı şekilde muttefakun aleyh bir rivayet. Bir ganimet taksiminde haricilerin de kökenini oluşturanlardan biri Peygamberimize adaletli ol, Allah'tan kork dediğinde, yani birilerinin gönlünü ısındırmak için Peygamberimiz onlara fazla verince, o da böyle söyleyince Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki "Ela te'menuni ve ana eminu men fis sema." Ben gökyüzündekinin eminiyken siz bana güvenmiyor musunuz? Beni emin olaraktan kabul etmiyor musunuz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Müslüm'ün hadisi, bunu da İmam Zehebi'nin zikrettiği için söylüyorum. Diyor ki bir adam hanımını yanına çağırsa, kadın da bir özrü olmadığı halde itiraz etse, yani gelmese bunun üzerine, Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki كَانَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَ عَنْهَا زَوْجُهَا. Yani kocası ondan razı oluncaya kadar gökteki olan da ona karşı öfkelidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadiste İmam Zehebi bunun isnadına hasenul isnat diyor bu hadisin. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken dedi ki diyor Allahümme inneke vahidun fis semai ve ana fil ardi vahidun abuduk. Yani Allah'tan yardım isterken İbrahim aleyhisselam böyle dua ediyor. Ya Rabbi sen gökyüzünde teksin. Bense burada şu anda tekim ve sana kulluk ediyorum diyor. Allah'tan Celle Celaluhu yardım talebinde bulunuyor. Şimdi hepinizin yani burada en az bir kere bile bir vaazda, bir taziyede duymuş olduğunuz bazı hadisler var. Ölen bir insanın ruhu nereye gidiyor? Buna delalet eden onlarca şey var, onlarca hadis var. Hepsini söylemeyeceğim. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salih olan insanların ruhlarının semaya yükseldiğini, sema kapılarının tek tek açıldığını veya kötü bir ruhsa işte meleklerle aralarında geçen konuşmaları anlatıyorlar. Yani bu dünyada işi bitenin ruhunun melekler tarafından, iyiyse iyi melekler, kötüyse eğer azap melekleri tarafından semaya kaldırıldığını söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi belki de burada en önemli şeye geleceğim. Yani en önemli 2 tane meseleye geleceğim. Aleyhisselatü vesselam gündelik hayatında konuşurken, işaret ederken nasıl konuşuyor? Mesela veda haccında meşhur hac ahkamını da kendisinden aldığımız Müslim'deki Cabir hadisi. Peygamber aleyhisselatü vesselam uzun ümmetine veda konuşması yaptıktan sonra aynen ifadeyi söylüyorum, Müslim'deki ifade. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا اِلَى النَّاسِ. Şöyle. Allahümme feşhed, Allahümme feşhed, Allahümme feşhed. Önce insanlara sordu, bu anlattıklarıma şahit misiniz? İnsanlar dediler ki evet şahidiz. Aleyhisselatü vesselam elini kaldırdı ve dedi ki Allahümme, Allahümme feşhed. Son olarak belki de 2. en önemli şeyi söylüyorum. Hepimiz Miraç hadislerini biliyoruz. Allah Celle Celaluhu peygambere ikramda bulunup, onu kendi katına alıp, onunla konuşmak istediğinde, ona bazı hükümleri bizzat indirmek istediğinde, o hüznünü dağıtmak istediğinde Allah Miraç diyoruz zaten. Allah peygamberi göğe yükseltti, semanın kapıları tek tek açıldı, orada peygamberlerle görüştü ve en son Cebrail'in dahi geçemeyeceği o yerde Rabbi ile konuştu, Rabbi ile görüştü ve sonra tekrar geri geldi. Adına bile Miraç dediğimiz, Allah peygamberi görmek, onu taltif etmek istediğinde, ikram etmek istediğinde Allah Celle Celaluhu onu göğe kendi katına yükseltmiş oldu. Gündelik hayatta mesela diyelim ki peygamberimiz dua edecek. Allah'a, Rabbine Celle Celaluhu yönelecek. Ne yapıyor? Aleyhisselatü vesselam gözünü semaya dikiyor. Yani kafasını kaldırıyor, yukarıya, uluva, yüceliğe bakıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela hepimiz kıble hadislerini, ayetini biliyoruz. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Biz senin yüzünün böyle semaya dönüp durduğunu biliyoruz. Bir beklentisi var kıblenin değişmesiyle ilgili. Aleyhisselatü vesselam oraya bakıyor. Ümmü Seleme annemiz, bu Ebu Davud'un rivayeti. Diyor ki peygamber ne zaman benim evimden çıkacak olsa Kafasını böyle gökyüzüne kaldırır, derdi ki Allahümme inni a'uzu bike en adille ev udalle diye devam eden evden çıkış duasını yapıyor. Sapmaktan, saptırılmaktan sana sığınırım. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam gökyüzüne bakmış olur. Vefat ederken de, bu dünyadan ayrılırken de son yaptığı şey Peygamberimizin, Ayşe annemizin söylemiş olduğu Bukhari'nin ve Müslim'in rivayetinde, gözünü yukarıya kaldırdı. Allahümme rafikal a'la, Allahümme rafikal a'la dedi. Son sözlerini söyledi ve ruhunu Allah'a Celle Celaluhu teslim etmiş oldu. Şimdi burada şöyle bir şey sormamız lazım biz kendimize. Bu Kur'an Peygamber'e indi. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşmasıyla, yaşantısıyla, her şeyle bize bu Kur'an-ı Kerim'i tefsir etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam gündelik hayatında kulluk yaparken, dua ederken sürekli bir şekilde uluda, yücelikte olan bir Rabbe insanların kalbini bağlayıp bu şekilde ona kulluk etmiş oluyor. Bu da ikinci şey, ikinci kısmı. Son olarak şimdi biz selefe baktığımız zaman, yani o ilk döneme baktığımız zaman hangi ayetleri asıl kabul edip bütün itikadi ve ameli ahkamı ona bina ettiler? Hangi ayetleri fer kabul edip bununla amel ettiler? Hocam münazaranın kalanında zaten bunlar konuşulacak ya. Bunların tamamına bir cevap alırsak çok uzun sürer. Yani bunlarla ilgili itirazlar var benim anladığım kadarıyla. Not alınıyor. Tamam. Müsaadenizle şöyle yapacağız zaten. Şimdi ben onun için söyledim. Zemini oluşturdum ya. Sonra parça parça, beş beş. Hani en başta benim ne anlatacağım belli olsun ki neye dandım. Ömer hocam bir şey söylesin, sonra ben bir şey söyleyeyim. İlk seferinde ona da uzun hak verin bana verdiğiniz kadar. Sonra gerekirse kısa. Süreyi takip edemeyi 15 dakikaya geçtik şu an. 2 dakika daha alabilir miyim? Tamam. Öyle yapalım o zaman. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Şimdi mesela dedik Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'ın uluvuna delalet eden ayetler var. Bir de işte nerede olursanız o sizinle beraberdir. Huve ma'akum eyne ma kuntum. Bakın selef bunları nasıl tefsir etmiş. Mesela İmam Suyuti İbn Abi Hatim'e nispeten söylüyor. Abdullah İbni Abbas diyor ki alimun bikum eyne ma kuntum. Nerede olursanız yani size karşı bir bilgisi vardır diyor. Daha ki İbn Muzahim tabiinden Taberi bunu Mücadele Suresinin 7. ayetinde naklediyor. Diyor ki huve ma'hum, yani huve fevkal arşi ve ilmuhu ma'hum. Allah arşının üzerindedir. Fakat Allah'ın ilmi onlarla beraberdir. Aynısını İmam Acuri Şeriat kitabında bu isnadın şöyle bir güzelliği var. Ebu Davud, İmam Ahmed, İmam Malik tek bir isnatta toplanmışlar. Böyle bir güzelliği de var bu isnadın. İmam Malik'e bu soru sorulduğunda diyor ki Allahu azze ve celle fissema, Allah semadadır. Ve ilmuhu fi kulli mekanin, ilmi her yerdedir. La yahlu min ilmihi mekanun. Onun ilminden hiçbir mekan hali olmaz. Yani yoksun olmaz diyor. Son olarak İmam Ahmed'den de buna benzer bir tevil geliyor. Şerh-i Usul-i İtikad Ehli Sünnet vel Cemaat'e İmam Ahmed'e bu soru sorulduğu zaman, yani bu Allah onlarla beraberdir ne demek? Kâle ilmuhu alimun bil gaybi ve şehade. İlmi onlarla beraberdir. O gayb ve şehadet aleminin sahibidir. Sonra diyor ki ve rabbuna alel arşi bila haddin ve la sıfe. Had olmaksızın, sıfat olmaksızın Rabbimiz arşının üzerindedir. Vesi'a kursiyuhu semavati vel ard bi ilmihi, ve onun kürsüsü yeri ve göğü ilmiyle kuşatmıştır diyor. İmam Taberi de aynı şekilde Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesini tefsir ederken aynı şekilde Allah'ın semada oluşunu asıl kabul ediyor. Bunu da ona uygun bir şekilde tevil ediyor. Diyor ki وَهُوَ شَاهِدٌ لَكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ اَيْنَمَا كُنْتُمْ يَعْلَمُكُمْ وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَمُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ السَّبْعِ. O 7 kat göğünün üzerinde, arşının üzerindedir. Fakat ilmiyle sizinle beraberdir diyor. Lelekay ise Şerh-i Usul-i İtikad Ehli Sünnet vel Cemaat'e bunu, yani Allah'ın 7 kat göğünün üzerinde, fevkinde olduğunu ve ilmiyle insanlarla beraber olduğunu sahabenin, tabiinin ve fukahanın hemen hemen hepsinin bunu söylediğini söylüyor. İstiyorsanız isimlerini de sıralayabilirim. O zaman biz selefe baktığımız zaman selef Allah göktedir fissema lafzından teşbih anlamamışlar. Selef Allah göktedir dendiği zaman bundan hiçbir şekilde rahatsızlık duymamışlar. Tam aksine bunu bir asıl kabul etmişler. Allah'ın Celle Celaluhu uluda olduğunu söylemişler. Fakat bununla beraber işte bu Allah sizinle beraberdir gibi nasları da buna uygun bir şekilde tevil edip yorumlamış, ayetlerin arasını bu şekilde cem etmişler. Halle ben bu konuda usulün de böyle olması gerektiğine inanıyorum. Bu ayetler asıldır, müteşabih değildir, muhkemdir. Yorumlanması gereken ayetler diğer ayetlerdir.